Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Aracımız Tiguan 2015 model. 210 beygir. Dyno'da 210 beygir veriyor. Bir araç. Memnun muyum? Tabii ki de. Güzel mi? Tabii ki de. Her neyse. Arkadaşlar nasılsınız? Uzun süredir video gelmiyor. Yaklaşık bir 2 haftadır video gelmiyordu. Ben de bir, hatta 2 haftadan fazla. Ondan önceki haftada bir video atmıştım. Bayağıdır video gelmiyordu anlayacağınız, ama bu hafta elimden geleni yapacağım. Çünkü bu ara arkadaşlar biraz iş konusunda hani vaktim yoktu video çekmeye. Maalesef pederin işini yaptığımız için, peder deyince tabi akan sular durur. Öyle bir şey size söyleyeyim. Mazot da düşmüş ha değil mi? Bayağı düşmüş. 35'lere düşmüş ya. Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videodayken bir abone ol tuşuna basın. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bir gelişme, bir İlerleme var mı? Takipçilerimizde bir değişkenlik gösterdi mi? Sabit takipçilerimiz var ama. Klasik İstanbul. İstanbul Bağcılar. Önümüzdeki de sürekli zırpırt duruyor. Arkadaşlar, aracın kilometresi yükseliyor. 248.000'e kadar da geldi. Buyurun. Sonra takipçilerden linç yemeyelim. Arkadaşlar yani, uf, kediye bak be. Cadillac logosu koymuş. Hayalimdeki araba Cadillac arkadaşlar. Efsane araba ya. Çok hoşuma gidiyor. Escalade dehşet duruyor ya. Güzel macun yapıştırmışlar. Bu tali dolar da güzel duruyor ya. Kötü durmuyor. Sadece motor sesleri biraz yüksek. Doğadan gelen lezzet. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Videolarda bir ilerleyişimiz var. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Niyetimiz bir 10.000 olduğu zaman düz gidelim. Vazgeçtim. Düz gidelim. Hop. Hop. Şu kasis çok sert ya. Tak diye vuruyor. Uf, BMW'ye bak. Videom vardı arkadaşlar, daha önce çekmiştim. Tamam, aradım. Telefon nerede lan diyelim. Daha şu uçak modunu alalım. İki telefon kullanıyoruz ya, var mı böyle bir şey abi? Birinden video çekiyoruz, diğeriyle hattımızı takıyoruz, ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar, ne diyordum en son? Bir gelişme olursa yani sizi bilgilendireceğim. Aracı satmayı düşünüyoruz. Tabi bu ara biraz piyasa durgun arkadaşlar. Satılır satılmaz, bu belli olmayan bir şey. Satılırsa iyi olur. Yani işimizi de gördü araba. Güzel arabaydı. Hiçbir zaman beni şey etmedi, demedi ya ne zaman satacağım falan. Böyle bir düşünceye girmedim. Tabii ki de arabayı seviyorum, kullanıyorum. Çok seviyorum hatta. Ama ne yapalım arkadaşlar? Yani bu saatten sonra araba bir sorun da yok yani. Motoru, şanzımanı çok güzel. Kusursuz. Ama artık yeterince kullandık. Hafif ticari araç lazım. Şart oldu bize. Çünkü ben bu arabayla yük attığım zaman üzülüyorum, diyorum yazıktır falan. Ama yapacak bir şey yok.
Ta ki satılana kadar. Ya talep var ama düşük fiyat veriyorlar. Ben de kabul etmiyorum. Hadi Fiorino geç bakalım. Ben burada var ya Ford Hornet'le patinaj çekiyordum eskiden bir videomda. Efsaneydi. Ulan Hornet güzel arabaydı ya. Valla kedi de çok güzeldi. Ama Hornet'le ben daha çok şey yaşadım ya. Hornet'le polise yakalandım. Polislerden kaçtım. Drift çektim. Yapmadığım şey yok Hornet'le. Tabii bir kedi kadar güçlü bir araba değil. Ama kediyi de aratmayan bir araba. Bu arada arabaya biri sürtmüş ki kaçmış ya. Çok kıl oldum ya. Sürtüp kaçmış ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Bulsaydım onu ben biliyordum da yapacağım. Bulamadım işte. Şimdi arabayı nasıl buraya sokacağız? Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Hadi ablacığım. Böyle tam kırıp sonra bu tarafa tam kırıyoruz. Hoppala. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.